Merhabalar efendim, Benim Hikayem programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Girişimci kadınlarımızın hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bugün Filiz Duran Hanımefendi ile beraberiz. Merhabalar Filiz Hanım. Merhaba, hoş geldiniz mekanımıza, yeni yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sizi biraz tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben Ankara doğumluyum, aslımız buralı. Eğitimimi ve mesleki hayatımı Ankara'da devam ettiriyordum. Buradaki açıklık niyet nedeniyle beni buraya istediler ve o şeyle geldim. 10 yıldır burada hizmet veriyoruz. Memnunuz, Aksaray'dan çok memnunuz. Aynı zamanda memleketimiz olmasından da memnunuz. Buradayız. Peki efendim, bu işe yapmayı nasıl karar verdiniz? Çocukluğumda eğitimini aldırarak ailem bu eğitimimi almamı istedi. Ben de itiraz etmedim, tamam dedim. Çocukluğumda ilkokuldan sonra eğitimine başladım ve devamı geldi. Lisesi, yüksekokulu ve devam. Moda okulu. Moda tasarım, evet. Kız Teknik Yüksek Öğretim Olgunlaşma Endüstrisi mezunuyum. Orayı bitirdim ve de oradaki potansiyeli insanların zevkini gördükçe mesleğime daha çok sarıldım ve devam ediyorum. Peki efendim, karar vermenizde kimler etkili oldu en çok? Babam etkili oldu. Babam çok istedi benim bir modacı olabilmemi. Babam çok etkili oldu. Peki güzel tepkiler aldınız mı bu işe açtığınızda? Çok. Anlatamam aldığım tepkileri. Ankara'dayken sanatçı, TRT radyo sanatçılarına çok yapardım. Çok güzel tepkiler alırdım. Onların gelinliklerini, sahnede giydiği kıyafetleri, hepsini yaptım. Yani mesleğin zirvesine ulaştım. Maşallah efendim. Gerçekten de gördüğüm kadarıyla çok güzel işler, evet, yapıyorsunuz. Evet. Gelinlikler, bindallar dikiyorsunuz. Aynen, aynen. Çok güzel, ellerinize sağlık. Çok severek yapıyorum ve de hiç bırakmayı düşünmüyorum. Devam ediyorum. Ne güzel efendim, çok teşekkür ediyorum. İlk olarak Ankara'da başladım dediniz, Aksaray'a getirdim dediniz. Ankara'da, evet, Kızılay'da Atatürk Bulvarı üzerindeydik. İlk dükkan açışım orada oldu. Orada da işlerim çok güzeldi. Fakat burada bir eksiklik olduğunu, bu konuda dikim konusunda buraya gelmemi istediler. Dolayısıyla geldim. İyi ki gelmişsiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Peki efendim, burada gelinlik ve bindal dikiyorsunuz. Biraz detay verebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Bizden istenilen her modeli. Ben daha öncesinde normal kıyafetler, normal takımlar, onları da yapıyordum. Fakat daha sonrasında bu işi daha çok sevdim. Gelinlik, bindallı, nişanlı işi, nişanlık işini çok sevdim ve buna yöneldim tamamen. Çok severek yapıyorum. Çok da başarılı olduğuma inanıyorum. Bunu herkes öylesiniz tarafından da efendim, takdir edildiğini görüyorum kendi şeyimde de yani. Evet efendim, ben de gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir girişimci kadınsınız. Evet, aynı zamanda girişimci iş kadınları derneğinde de üyeyim. Orada da çok başarılı işler yapıyoruz. Dernek olarak birçok şehirlere imza atıyoruz. Orada da bayanlarımızı teşvik ediyor musunuz? Çok ediyorum. Kesinlikle hiçbir bayan evde oturmasın, boş oturmasın, ekonomik özgürlük kadar güzel bir şey yok. Bayanların ekonomik özgürlüğü ellerine almalarını, illaki bir sanat dalına atılmalarını isterim. Benim iki tane çocuğum varken bu işin, çok da küçüklerdi, bu işin mesela çiçeği olan kısmını o çocuklarımla beraber onu da öğrendim. Aynı zamanda birçok işleri imza attım. Gerçekten çok emek vermişsiniz. Belli yıllarınızı harcamışsınız. Evet. Yeni iş yeriniz de çok güzel olmuş. Daha önce başka bir yerdeydiniz. Evet, 100 metre kadar ilerideydik. Biraz büyümesi gerekiyordu iş yerimizin. Orası dar geliyordu artık. Ondan dolayı geniş bir yer istiyordum sürekli. Burası kısmetmiş, burası oldu. Çok güzel olmuş efendim. De, hayırlı bol kazançlarınız olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Efendim, düğün sezonu da açılıyor. 1 Temmuz'dan itibaren düğünler başlayacak. Yavaş yavaş hareketlilik başladı mı? Başladı.
yavaş yavaş başladı. Fakat insanlarda illaki bir tedirginlik var daha çocuklarımızda. Ama her aşamada bu düğün olacak illaki, gelinlik giyecekler. Ben bir Irak Savaşı'nı da izlerken düğün olduğunu izledim. Demek ki dedim savaş anında bile düğün olabiliyor. Bizim de olacak yani illaki bir çaresi bulunacak ve düğünleri olacak. İnşallah bu kötü günler geçer ve normal sürecimiz başlar diyorum. Peki efendim bu dükkanınızı gezmek istiyorum, işletmenizi. Tabii ki memnuniyetle. Hangi ürünler yapılmış gerçekten çok merak ediyorum. O zaman bakalım. Bakalım. İşletmesini gezdim. Gerçekten çok güzel gelinlik ve bindallı modelleri var. Ellerinize sağlık efendim. Rica ederim. Sizin de gelmenizle biz de mutlu olduk. Çok teşekkürler efendim. Ben merak ediyorum peki bu gelinlikler nasıl dikiyor? Bana ufak bir şeyler gösterebilir misiniz? Tabii ki. O zaman atölye kısmına geçelim. Tamam. Orada makinede göstereyim tamam size. Tamam efendim. Geçelim. Değerli izleyicilerimiz, Filiz Hanım'ın şu an atölyesine geldik. Bana birkaç şey gösterebilir misin? Gelinlik nasıl dikilir merak ediyorum demiştim. Efendim bugün neler göstereceksiniz bana? Şu anda müşterimize prova hazırlıyoruz. Bedenini hazırladık. Epeyce bir detayını yapmış olduk. Bedenin. İşte burada benim 24 saatim eğer mümkün olsa burada geçecek. Ama ben biraz sınırlı şu andaki pandemi döneminde olduğumuz için böyle. Evde de yapıyor musunuz? Evde buradan işi bırakıp gittikten sonra hiç boş durmam. Gece saat 12'ye kadar gene devam ederim. Çünkü ben bundan vazgeçemiyorum. Bu da bunun üzerine geçecek olan detay bir dantelimiz. Şu şekilde. Onun üzerine evet. Şöyle konulacak. Ve bu kareler teker teker işlenecek. Hepsi de. Üzerine taşlarda. Taş işlenecek. Evet. Bu benim işim değil. Bu benim kızımın işi. Ben dikişini yaptıktan sonra süslemesi ona ait oluyor ve süslüyor. Tek tek bu taşları işliyor üzerine. Kızınız demişken işletmenizde kızınızla beraber çalışıyorsunuz. Beraber birlikte çalışıyoruz. Evet. Aile iş yeri. Aile iş yeri. O da genç bir girişimci. Aynen öyle. O da. Siz mi teşvik ettiniz? Valla o Kırıkkale'de yaşıyordu. Sonra işte eşi vefat etmesi dolayısıyla yanıma geldi. Ondan sonra da birlikte başladık. Ne güzel efendim. Birlikte devam ediyoruz. Çok yol kat etti. Maşallahı var epeyce. Devam ediyor. Sizin kızınız olur beğeniyor. Eli veriyorum artık. Ne güzel efendim gerçekten. Teşekkür ederiz. Rica ederim. O zaman devam edelim. Dikimi beden dikiyorum demiş. Şu anda beden dikiyorum. Müşteri bedeni dikiyorum. Provaya gelecek biraz sonra kendisini giydireceğiz. Ondan sonra da işte bitim gününü vereceğiz ve devam edelim. Bir gelinlik yapma ortalama kaç gün sürüyor? Şimdi ben o kadar profesyonel oldum ki artık bu işte ben günde 3 taneyi bitirebilirim. Fakat süsleme aşaması uzun sürdüğü için süsleme aşaması şey yapıyor. Ben günde 3 tane gelinliği çok rahat bitiririm. Evet. Fakat süsleme aşaması günde bir tanesi bile zor süsleniyor. Gerçekten çok detaylı. Detay. Süsleme aşaması. Dikiş aşaması kolay. Fakat süsleme aşaması, işlemesi falan onlar bir 3-4 günümüzü alıyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık efendim. Rica ederim. Filiz Hanım beni atölyesine götürdü ve birkaç küçük bir şeyler gösterdi. Dikim nasıl yapıyor onu gösterdi. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Efendim şimdi kapanışımızı yapmadan önce
Kadınlarımıza neler söylemek istersiniz? Girişimci kadın olsunlar diye neler söylemek istersiniz? Valla kurslarımız var. Belediyemizin açtığı kurslar var. Mutlaka onlara katılsınlar. Çok güzel kurslar çünkü. Çok güzel şeyler veriyorlar, öğretiyorlar. İlla ki ellerine bir sanatları olsun. Koca eline bakılmasın. Kendilerinize güvenin diyorsunuz. Aynen, aynen. Ekonomik, bir kadının ekonomik özgürlüğü kadar güzel hiçbir şey yok. Mutlaka o ekonomik özgürlüğü alsınlar, el becerisini kazansınlar. Kurslara devam ediyorum. Filiz Hanım çok teşekkür ederim bizi işletmenize yani, kabul ettiğiniz için efendim. Başımız üzerine. Çok teşekkürler efendim. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de size ufak bir hediyesi olacak. Bugünün anısına güzel günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarını da getirdik size. Aleyküm selam. Benden de selamımı iletirseniz. Kendisinin çalışmalarından oldukça memnunuz. Çok sağ olun teşekkür efendim. Ederim. Efendim bugünkü Benim Hikayem programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Sizler de benim işletmeme de gel, ben de bir girişimci kadınım, beni de tanıtıyorsanız bizim iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.